Peygamber gibi olmaya, peygamber rapt olmaya çalışıyoruz. Çünkü dediği çok doğru. Beni en etkileyen Miraç'ta tam Allah'ın huzuruna gireceği zaman melaikeden şu söz geliyor. Bekle ya Muhammed, Rabbin salatta. Rabbin salatta lafı o kadar önemli bir şey ki. Salat namaz demektir. Allah namaz kılmayacağına göre Rabbin sana tenezzül edip eğilecek. Yoksa sen onu göremezsin. Sen onun en sevgilisi bile olsan, o sana eğilmedikçe, tenezzül etmedikçe göremez. Buraya Allah'ın bizden razı olduğu makam diyoruz. Buraya kadar bizim hakikaten gayretimizin biraz söz konusu ama burada Allah demek ki kendine ibadet edenlerin hepsinden değil, bazılarından razı. İşte o Allah'ın razı oldukları öyle bir korunma altındadır ki onlar için şu ayet inmiştir. Onlar için korku ve hüzün yoktur. Onlar şu ayetle değerlendirilmişlerdir. Her nereye baksalar Allah'ın veçinden başka bir şey görmezler. Kabe'nin içindedirler. O zaman Allah onların her yere bakması sevap. Yani o şakiye de baksa orada hata görmez. O da lazım der. Hiçbir şeye üzülmez. Bu niye böyle oldu sorusunu hayatından kaldırır. Bu kişinin kendi başına yapabileceği bir şey değil. Bu Allah'ın ona tenezzülü ile alakalı. Dolayısıyla inşallah bizim çektiğimiz acı ve sıkıntılar Allah'ın hoşuna gider de Allah bize tenezzül eder. Biz de başımıza gelen hadiseleri sorgulamayız. En mühimi bu. Sorgulamayı bırakıyorsun. Şimdi en çalışmışın, 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 gece gündüz canına okunmuş, olmadı. Hayır, hakkım da hayırlıymış, çok şükür diyorsun. Bunu diyebildiğin zaman hani korku, neden korkacaksın? Hastalık geliyor, neden korkacaksın ki? Bana kim bilir ne öğretecek diyorsun.